Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel beremizi çalışacağız. Birimizi kadınlar için, erkekler için, çocuklar için örebilirsiniz. Modelimizin yapımı oldukça kolay bir çalışma. Sadece iki işlemle bir artış, iki ilmeği ters örük şekliyle her sıramızda aynı e tekrarlarla bu güzel beremizi çalışacağız. Bakınız baş büyüklüğüne göre ilmeklerimizi alarak başlıyoruz ve ilk ilmeğimizi aldıktan sonra modelimizi kuruyoruz. Ta ki tepe noktasına kadar aynı işlemlerimizin tekrarıyla beremizi büyütüyoruz. En sonunda yeterli büyüme işlemi olduktan sonra tepesinde birkaç işlemi yaparak hemen kapatıyoruz ve alt kısmına birkaç sıra lastiğimizi örerek tamamlıyoruz. Ben lastiğimi tığımla çalıştım. Dileyen arkadaşlarımız şişle de çalışabilirler. Evet, e, dilediğiniz marka ipleri kullanabilirsiniz, kalın ipler kullanabilirsiniz. Ben iki kat ip olarak öreceğim. E, sizlerle inşallah videomuzda göreceksiniz. Dilerseniz sizler de iki kat olarak ayarlayabilirsiniz. Yani ip tercihi tamamen zevkinize göre ayarlanabilir. Evet. Ee, şöyle hem tığımı hem 6 numara şişimi bir de ipimizi kesmek için normal klasik makasımızı kullandık ve şöyle kalın bir de iğneye ihtiyacımız var ilmekleri arasından geçirmek için. Evet aynı e, modelimizin boyunluğunu da çalışabilirsiniz. Boyunluğumuzu ise ilmek sayısını fazla alarak yapabilirsiniz. İlmek sayısını kaç yapabilirsiniz? Eğer yetişkin bir erkek için örecekseniz ipiniz de kalınsa tekli sayılarla bitmesi gerekiyor. Tekli sayılar olacak şekilde 79, 81, 83 şeklinde başlayabilirsiniz yetişkin erkekler için. Tabi dediğim gibi ipimiz ve şişimizde doğru orantılı ilmek sayısı azalıp artacaktır. İpiniz ve şişiniz inceyse ilmeğinizi bir 5 6 5 kadar fazla başlamanızı tavsiye ederim. Evet şimdi kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Şöyle bakınız ne kadar güzel görülmekte yapmadan önce de şöyle görelim. Gayet güzel verevine verevine akışları olan güzel bir çalışma. Şöyle. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. Birimi iki ipimi birleştirerek örüyorum. Buradaki görmüş olduğumuz badik ipimiz daha ince. Buradaki ipimiz ise normal bebe ipi. 100 grama 250 metre olan iplerimizden. Ve şiş numarası olarak ise 6 numara 40 santim olan misinalı şişimi kullanıyorum. Dikişsiz öreceğimiz için 40 santimli misinalı şişler işimize gayet güzel görecektir. Şimdi ipimi kalınlaştırıyorum ve 59 tane ilmeğimi alıyorum. İpimin katlarını ayarladım, ortaladım. Sizler sadece bir renkle ya da kalın bir renk iple de örebilirsiniz. Nasıl isterseniz 59 ilmek olana kadar ben şu şekilde ilmeklerimi şişime alıyorum. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Benim elimdeki örgüm standart erkekler için yetişkin erkek baş ölçüsüne göre örülmüştür. Daha küçük yaştaki genç çocuklarımız, bebeklerimiz ya da işte okul yaşındaki onlu yaşlardaki çocuklarımız için öreceksek birazcık daha sayı küçük tutabiliriz. 53 tane ilmek ya da 51 tane ilmek onlar için yeterli olacaktır. Tabi ipiniz de bu ölçüyü belirleyecektir. İpiniz eğer ince ise aynı benim gibi 15 ile 10'lu yaşlardaki çocuklarımız için 59 ilmek alabilirsiniz. Ama daha ipiniz kalın ise tekli sayılarla 51, 53, 55 daha küçükler için 49 ilmek alarak başlayabilirsiniz. Evet bu yetişkin baş ölçüsü. Şimdi ilmeklerimi saymak istiyorum. 59 tane ilmeğimi şişime taktım en son ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düğümümü atıyorum ve örgümü tersinden örmeye başlıyorum şu şekilde ipimizin olduğu tarafı sol elime alıyorum başlangıç yerindeki ipim şişimi ise sağ elime alıyorum ve buradaki açıklığı e, tamamı yuvarlak olarak öreceğimiz dikişsiz öreceğimiz için birleştiriyoruz. 59 ilmeğimizin bir tanesini kesiyoruz. 58 yani çift sayıya düşürüyoruz. Bunun için bu ip olan sol elimdeki ilmeğimden bir tanesini sağ elimdeki şişime geçiriyorum. Sağ elimdeki şişime geçirdim. İki katlı ipim. Şöyle katın ikisini de alıyorum. Sağ ilmeği geçirdim. Ve buradan sağ elimdeki şişimin ilk ilmeği de alarak bakın şu şekilde sol elimdeki şişi bu ilk ilmeği sonradan taktığımız ilmeğin üzerinden yani şunun üzerinden bunu atlatarak kesiyorum. Ve Birleşme işlemini yapıyorum ve burada 58 tane ilmeğimiz kalıyor. Şimdi örmeye devam edelim. Şöyle baktığımız zaman örgümüzün burası ters yönü. Bakınız ters görmekteyiz. Şimdi tamamen ters örgü olarak öreceğiz. Şapkamız bitene kadar yani belimizi tersten örüyoruz. Şimdi buradaki bir ilmeğimizi kestik. 58 ilmeği düşürdük ve hemen başlıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve bir ilmek olarak kesiyorum 1 ve 2 aynı anda ipimi bu tarafı alıyorum birinci ilmeğimle ikinci ilmeğimi aynı anda alıp kesip tek ilmeğe düşürüyorum ve hemen bir tane şişimin üzerine ipi alıp artışımı yapıyorum ve ilmek sayımı kaybetmedim bakınız sıradaki iki ilmeği ipimi öne alıyorum ikisini ters örerek bir ilmeğe düşürüyor. Bir tane şişimin üzerine ipimi alıp artışımı yapıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İkisini ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum yaptığımız işlemimiz bu kadar ve bundan ibaret. Şöyle ilmeklerimizi bir taraftan da yaklaştırıyoruz ve başlangıçtaki yerimize kadar bir artış iki ilmeği ters örüp bir ilmeğe düşürme şeklinde olacak ve bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Bir artıyorum iki ilmeği kesip tek ilmeği düşürüyorum bir artıyorum iki ilmeği kalın iplerle örebilirsiniz İlla benim gibi iki katı yapmak zorunda da değilsiniz ben daha şöyle farklı güzel görünsün çekimde de diye böyle bir şey tercih ettim tek renkten örmek istemedim sizler direkt ebruli de alabilirsiniz vadik alabilirsiniz Birinci sıramı örerek tamamladım. İki tane ilmeğimi ters örüp bir ilmeği düşürdüm ve bir tane arttım. İki tersi aynı anda alıp bir ilmeği düşürdüm ve bir tane arttım şeklinde bütün ilmeklerimizi örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Yine örgünün arka yanındayız. Kesinlikle ön taraftan örmüyoruz. Sadece ters örgüyle hep örgümüzü arkadan örerek bitiriyoruz. Şimdi başlayacağım gibi diğer sıralarımıza da başlayarak aynı işlemimizi tekrar ederek şapkamız, belimiz yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Bakınız, bir artış ve bir kestiğim ilmeği görüyorum. Hemen şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bakın sıra başı burası. Lütfen dikkat edelim. Diğer sıraları da aynı şekilde öreceğiz. Artışımı yaptım ve ipimi arkaya alıyorum burada iki tane ilmeğim var hem arttığım hem de ikisini aynı anda ters ördüğüm ilmeğim yine bu iki ilmeği ters örüyorum ters ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm bir tane artıyorum hem arttığım bakınız hem üzerine aldım hem de iki ilmeğimi teke indirmiştim her ikisini şöyle altından girerek ters örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bu iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Artış yaptım ve teki düşen ilmeğimi şöyle ters örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Ve bu şekilde sona kadar geliyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İpimi arkaya alıp iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Ters örüyorum. İpimizi şöyle kaçırmıyoruz. Bir tanesini yarım almıştım ben. Hemen düzeltiyorum. Hiç sonraya bırakmayalım iki ilmeği ters bir artış iki ilmeğimizi ters şeklinde sıralarımızı tamamlayalım diğer yönden de bakınız şu şekilde görünecek şimdi çok belli değil ama biraz daha ördükten sonra çok güzel olduğunu hep birlikte göreceğiz Evet örmeye devam edelim ikinci sıramı tamamladım üçüncü sıramın başındayım yine şişimin üzerine ipimi alıyorum hem arttığımı hem eksildiğimi aynı anda ters örüyorum ve kesiyorum. şişimin üzerine ipimi alıyorum. Arttığımı ve eksildiğim iki ilmeğimin ikisini de birlikte alarak ters örüyorum. Bir artıyorum, ikisini ters örüyorum. Bir artış. Bakınız, bir defa ben artıyorum. Buradaki önceki arttığım ve kestiğim ilmeği ters örüyorum. Ve yeterli ölçü olana kadar işlemimi tekrar ederek birimi büyütüyorum. iki kat olduğu için katlar bazen ayrı ayrı düşebiliyor, o yüzden daha dikkatli örmem gerekiyor. Evet, şimdi aynı işlemleri tekrar ederek büyütelim birimizi ben örmeye devam ettim ve bu şekilde güzel bir görüntü ortaya çıktı ve x dediğim yüksekliğe geldim. Sadece iki işlem yapıyoruz. Bir artırıyoruz, iki ilmeği ters örüyoruz. Bir artırıp iki ilmeği ters örüyoruz. İki işlemde bu güzel beremizi çalışarak tamamlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bere artışları birbiri ardınca gelmekte ve şöyle güzel düz bir örgü ortaya çıkmakta. Bakın hiç emeksiz, çok güzel. Yani hiç zorlanmadan dümdüz örgüyle bu güzel beremizi örüyoruz. Şimdi yeterli yükseklik oluştu kafa boyu ölçüsü olarak yeterli oldu. Şöyle gördüğünüz gibi sizlerde öreceğiniz kişinin başı ölçüsüne uygun olarak örebilirsiniz. Şimdi ben bir ölçü vermek istiyorum. Santim olarak yaptığım şapkanın ölçüsünü de verelim. İlk defa yapacak arkadaşlarımız kararsız kalmasınlar. Bakın şöyle düz durduğu zaman bu şekilde duracak şöyle yan yan yatmakta bakın ne kadar hoş durmakta. Şimdi durum alayım. Hemen ölçümüze bakalım. Mezurumu aldım. Şöyle tutuyorum. Yumuşak bir örgü oldu bakın. Hiç asılmıyorum asılmadan 18 santim bakınız asılmıyorum sadece düz kaldırıyorum asıldığım zaman tabii ki epey yükselecektir ama asıl olan burada asılmadan ölçümüzü ayarlayabilmek şu şekilde tuttuğumuz zaman 18 19 santim arası sanki 18 değil mi şöyle 18 santim olduğunu görmekteyiz Evet şimdi artışlarımızı yapmıyoruz artık tepemizin kapama bölümünü çalışmak için hazırız öncesinde bir tane artış yapıp iki tane ilmeği ters örüyorduk. Burada ise e, kafamızın üst kısmını kapatacağımız için artık eksilmelere başlıyoruz. Eksilmeleri ise şu şekilde çalışacağız. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz ve önünden artış yapmayacağız. Şimdi şöyle yapıyorum bakınız. Ilmeğimi düz örüyorum ve artış yapmıyorum. Sıradakini düz örüyorum. İkisini birlikte alıyorum bakınız. Düz örüyorum. Bir sonraki yine giriyorum düz örüyorum bu zamana kadar hep tersten örmüştük ve öncesinde artış yapmıştık artış yapmadan giriyorum düz örüyorum ve eksilme işlemini bu şekilde başlatıyorum. Birer birer örüyorum düz yapıyorum bakınız düz artma yapmıyoruz sevgili dostlar. İnşallah yeni örecek kardeşlerimiz için de açıklayıcı kolay bir çalışma olmuştur. Sıkıntı çekmeden umarım örmüşlerdir kendileri de. Sadece iki işlem yapıyoruz. Bir artarak ikisini tersten örmüştük. Şimdi ise bütün ilmeklerimizi artmadan düz örüyorum. Sıra sonuna kadar yani bütün ilmeklerimizi tek ilmek olarak örelim ve sonra görüşelim. İlmeklerimizin tamamını birer birer örerek geldim ve bütün ilmeklerimizi bir olarak ördük ve sıramızı tamamladık. Şimdi iki tane iki tane düz olarak örüyoruz ve iyice eksiliyoruz. Burada eksilmemiz fazlalaştıkça şişimiz bize büyük gelecek ve örmemiz bir tık daha zorlaşabilecek. Onun için ayarlamamızı yine yapacağız. Bakınız iki ilmeğimi alıyorum ve düz örüyorum. Bunun için şu şekilde şişimizi bu tarafa çıkarıp sadece şöyle elimize alırsak daha rahat öreceğiz. İki ilmeğimi alıyorum. Birinciyi aldım. Diğerini alıyorum. Ve düz örüyorum. İyice eksiliyoruz. Bakın sonra öreceğim ilmeklerimi yaklaştırıyorum. İki ilmeğimi alıyorum. Düz örüyorum. İki ilmeğimi Burası şapkamın tepe bölümü. İki ilmeğimi aldım. Düz örüyorum. Şurada iki kat olduğu için ikinci kat bazen şöyle kaçabiliyor. Bir de kamera altında çalışınca daha sıkışık bir alanda çalıştığım için ikişer ikişer ilmeklerimizi teke indirerek devam edelim. Tepe noktasını yaptıktan sonra dilerseniz bu şekliyle de kullanabilirsiniz ama isterseniz birkaç sırada lastik örebilirsiniz ya da e, tığ ile de çalışabilirsiniz tığ ile lastik çalışması da yapabilirsiniz hangisi kolayınıza giderse eğer şişle çalışacaksanız buradan ilmeklerimizi alalım bir boşluktan bir buradan bir boşluktan bir buradan bir boşluktan bir buradan alalım tığ ile çalışacaksanız da yine aynı bir buradan bir e, bu şekilde alarak çalışabilirsiniz. Ben tığ ile çalışmak istiyorum. Tığ ile lastik örgümüzü yapalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi alıyorum. Tek renk üzerinden çalışmak istiyorum. Sadece mavimi aldım. Bir dolayıp 3 defa da çektim. Boşluğa geldim. 1, 2, 3. Aynı işlemi şişle de yapabilirsiniz sevgili dostlar. 1, 2, 3. Araya giriyorum. 1, 2, 3. Araya iki tane de yapabilirsiniz ama arada her zaman değil. Yoksa çok bir potluk olur. Bir tane ördüm. Diğer tarafa yine bir örüyorum. Yine bir bu işlemiş işte diye çalışabilirsiniz. Tekrar iki yapıyorum. Bakın aralıklarla dağıtıyorum. Şu şekilde aralıklarla dağıttım. 2 ördükten sonra 2 4 5 tane tek örmüşüm. 6. çift örmüşüm. Bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Evet şimdi ilmeklerimizi çıkaralım. Sıranın başında yeniden görüşelim. Birer trabzan sıramızı örerek geldim. Bitiş yerindeyim. Geçişimizi yapıyoruz. Birinci sıramız bu şekilde tamamlandı. İkinci sıramıza başlayalım. 3 tane zincir çekmiştim. Tepe noktasına gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum ve birinci sıramı bu şekilde kaydırma yöntemiyle tamamlamış oluyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra lastik örgümü başlatıyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzana yandan giriyorum 1 2 üç defa da alıyorum. Tekrar tığıma başını doluyorum. Bir sonraki tırabzanın ardından giriyorum. 1 2 3. Şişle örmekten çok daha kolay olacaktır sevgili dostlar ama tığ bilmeyen arkadaşlarımız için tabii ki şiş en güzel sonucu verecektir. Yani alternatiflerinizi hangisinde kullanmak isterseniz onda kullanabilirsiniz. tığla da şişle de bu işlemimiz gayet güzel durmakta. Bir tane yandan alıyorum trabzanımı. Bir tane şöyle ardından girip bir dolayıp üç defa da çekiyorum. Ve bütün trabzanımız sırası ile bir ardından bir yandan girerek örüyorum. Ve başa kadar gelelim. İkinci sıramı tamamladım ve 3 tane zincir çekmiştim. Oraya geldim. Üçüncü zincirin tepesine batıyorum ve benim için iki sıra lastik yeterli. Daha fazla örmeyeceğim diyen arkadaşlarım bir sıra daha örebilirler. Zincirimizin üçüncüsüne batalım. İpimizi alıp ilmeğimizin arasından geçirip kaydıralım. Ve bir tane zincir çekip düğümümüzü attıktan sonra makasımızla ipimizi keselim kestiğimiz ipi iç kısmı alarak gizleyelim daha uzaklara şöyle giderek gizleyelim ve bu şekilde Belimizi tamamlamış olalım. Bakınız ne kadar güzel bir çalışma oldu. Sevdiklerinize güzel bir hediye olacak. Kışın serin günlerinde sizin el emeğinizi taşıyacaklar. Evet. Şöyle görelim. Ve evine çok hoş bir çalışma oldu. Benim e, içime çok sindi. Umarım sizler de bu güzel çalışmamızı beğenmişsinizdir. E, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim.